Tertibat Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilikya'nın kurtarılmasından sonra Fransa'nın ilk inkarının 100. yılı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde boğulan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Azerbaycan tarafının saldırgan ifadeleri kabul edilemez. Japonya, Ermenistan Cumhuriyeti'ne Japon tıbbi ekipmanı satın alması için 3.7 milyon dolar kredi sağlayacak. Türk fotoğrafçı herkesi eski Ermeni başkenti Ani'ye davet ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti adlı gazete, Norcuha halkı Kazaklar sayesinde nasıl kurtarıldı? Kilikya, 15 Kasım 1916'da Musa Dağı'ndaki Ermeni mültecilerden oluşan Doğu Lejyonu kuruldu. Esas amacı 1. Doğu Lejyonu anayasasının amacı Ermenilerin Kilikya'nın kurtuluşuna katkıda bulunması ve böylece onlar için yeni ulusal arzuların sağlanması. 2. Ermeni lejyonerlerin sadece Türklere karşı sadece Kilikya'da savaşması. 3. Ermeni lejyonunun gelecekte Ermeni ulusal ordusunun çekirdeğinin oluşturulması. Doğu Lejyonu diğer adlandırmayla Ermeni Ulusal Ordusu mücadele etti. Daha sonra 1918 yılının Haziran-Eylül arasında Filistin'de Türk ordusuna karşı savaştı. Aynı zamanda Yerevan'ın Ermenistan Cumhuriyeti 4 Haziran 1918'de Batum'da Türkiye ile bir anlaşma imzaladı. 10 Ekim 1918'de Doğu Lejyonu Türk ordusundan kurtarılan Şam'a ulaştı. Kilikya 15 Kasım 1918'de Doğu Lejyonu tarafından kurtarıldı. 1 Şubat 1919'da Doğu Lejyonu resmi olarak Ermeni Lejyonu adını aldı. Bu tarih Batı Ermenistan Ermeni ordusunun kurtuluşunun yıl dönümüdür. Soykırımdan kurtulan Kilikya Ermenileri yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Kilikya'ya geri döndüler. Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan'ın yasal olarak tanınmasından sonra 11 Mayıs 1920'de Kilikya ve Kamışlı'ya kadar Doğu toprakları yetkisi temelinde Sevr Antlaşması'nın Fransa tarafından imzalanması sonucunda Fransa, Ermeni Lejyonu'nu feshetmeye karar verdi ve 1 Temmuz 1920'de Kilikya'nın Türk işgalcilere bırakılması onun ilk operasyonu oldu. Cömert Fransa, Ermenistan'ın evlatlarına coşkuyla kullanılan kılıçlar sunmasını gururla hatırlayacaktır. Kesab'ın cihatçı güçler tarafından ele geçirilmesinin ardından Ermeni Hay Lejyonu'nun Batı Ermenistan ordusunun temeli olduğu 24 Nisan 1914'te Laskiye'de Batı Ermenistan Devlet Başkanı kararnamesiyle resmen yeniden onaylandı. Batı Ermenistan 10 Ekim 2018'de Suriye'nin mevcut başkenti olan Şam'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlayamadığı için üzgündür. Armenak Abramyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde göçmenleri taşıdığı ve battığı iddia edilen tekneyi bulmak için yapılan arama tarama çalışmaları sonucu 5 yabancı uyruklu şahsın cesedine ulaşıldı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Haziran Cumartesi günü saat 22 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarının neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran'da Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsaganyan ve Elmar Mametyarov, Agit Minsk Grubu eş başkanları Rusya Federasyonu'ndan Igor Popov, Fransa'dan Stefan Visconti, Amerika Birleşik Devletleri'nden Andrei Shofer ve Agit İcra Başkanı'nın özel temsilcisi Andrei Kasperchik arabuluculuğu ve katılımı ile bir çevrimiçi video konferansı düzenledi. Toplantıda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'ın barış sürecine zararlı olduğu ve insanların barışa olan bağlılıklarını engellediğini belirterek saldırgan ve yıkıcı ifadelerinin kabul edilemezliğini vurguladı. Bakan Mnatsaganyan aynı zamanda serbest ve güvenli dolaşım da dahil olmak üzere Artsakh halkının sürekli güvenliğinin sağlanması gereğini önemsedi.
Maliye Bakanı Atom Cancugazyan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Japonya Büyükelçisi Jun Yamada dün Japonya'nın ekonomik ve sosyal kalkınma programına destek için bir karşılıklı deklarasyon anlaşması imzaladılar. Deklarasyon Ermenistan Cumhuriyeti'ne Japon tıbbi ekipmanı sağlanması içindir. Bu program sayesinde Japon hükümeti Japon tıbbi ekipmanlarının satın alınması için 400 milyon Japon yeni, yaklaşık 3.7 milyon dolar sağlayacak. Japonya Büyükelçiliğine göre proje COVID-19 salgını ile mücadelede Ermenistan Cumhuriyeti'ni desteklemeyi amaçlıyor. Ani sadece tarihi önemiyle değil, aynı zamanda güzel doğasıyla da şaşırtıyor. Anadolu Haber Ajansı eski Ermeni başkenti Ani hakkında bir makale yayınladı. Makalede dünyanın şehri ve medeniyetler beşiği olarak anılan Ani şehri 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi deniyor. Ani'nin zengin bir tarihi olduğu, 23 medeniyetin merkezi olduğu, Ermeni Urartu Devleti'nin burada olduğu, kentin Arşaguni, Bagratuni ve Kamsaragan hanedanları ile Sasani ve Selevkyanlar tarafından yönetildiği de belirtiliyor. Gazetede belirtildiği gibi Ani, 884-1045 yılları arasında Ermeni Bagratuni hanedanının başkentiydi. Türkler şehri 1065'te işgal etti. Bundan sonra Müslümanlar ve Hristiyanlar şehirde birlikte yaşadılar. Ani 1319 depreminden sonra boşaltıldı. Anili Ermeniler şehir dışında köyler inşa ettiler fakat Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra buralarda boşaldı. Yüzyılın başında tüm Ermenileri yok etmek için kötü ve şeytani bir amaç vardı. 1915'te planlanan soykırım sadece Batı Ermenistan'ın topraklarını kapsamayacaktı. Suçluların dikkatinin neredeyse 2000 yıldır refah içinde yaşayan Yeni Culfa'nın Ermenilere de odaklanması tesadüf değildi. Almanların genelde eşkıya ve başıbozuklardan oluşan Bahtiyar'ın vahşi kabileleri aracılığıyla yerel Ermeni nüfusundan intikam almaya karar verdiği belli oldu. Tamamen silah ve mühimmatla donanan kana susamış çete neredeyse şehrin güney tarafındaki bir dağın eteğinde bulunan Yeni Culfa'ya ulaşmıştı. Böylece uygun bir anda bir emir alarak aniden saldıracaktı. Ermeniler felaketi nasıl önleyeceklerini düşünmeye başlıyorlar ve olası tek çıkış yolunu da buldular. Yeni Culfa'daki Ermeni nüfusunu korumak için Tahran'da konuşlanan Kazakların yardımıyla Rus İmparatoruna başvurmasına karar verildi. Tahran'da konuşlanan toplarla donatılmış bir grup Kazak İsfahan'a gönderildi. Kazaklar şehrin kapılarına ulaşmadan önce diğer tarafa Ermenileri korumak için bir kuvvet geldiğini açıkça göstermek için toplarını önceden kullandılar. Bu akilane hareket başıbozukları susturdu. Makalenin tamamını Hayastani Anabedütün adlı Ermenice gazetenin bugünkü sayısında okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Yaruk Munim Yev Madis Matniko adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.